Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Sakarya Hendek'teyiz. Türkiye'nin en ünlü kuaförlerinden International Sinan Kuaför'de birlikteyiz. Abicim ilk önce bizi davet ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Biz Antalya'dan çıktık geldik. Sizler bizi davet ettiniz. Var olun. Efendim, korona döneminde en çok etkilenen sektörlerin başında kuaförler vardı. Maalesef. Berberler vardı. Evet. Bu dönem içinde yeterli desteği alabildiniz mi, ödeneği alabildiniz mi, işlerinizde herhangi bir aksama oldu mu, açtığınızda nelerle karşılaştınız? Şimdi şöyle, tabii ki olayı detaylı anlatmaya kalkarsam yani ne programınız ona yeterli olur, çok uzun bir süre olur ama ben biraz özetleyerek geçiştireyim istiyorum. Tabii ki korona döneminde, pandemi döneminde ilk önce günah keçisi berberler ve kuaförler oldu maalesef, biliyorsunuz. Fakat bizler günlük çalışırsak kazanan bir esnafız. Bütün berberler, kuaförler öyledir. Yani iş yerlerimiz kapalıyken ekstra bir geliri olan esnaflar değiliz. Tabii ki bu süreç içerisinde yaklaşık 2,5-3 ay evlerde kaldık. Evlerde kaldığımız süre içerisinde kiramız çalıştı. Artı kullanmadığımız elektriğin parasının ortalaması geldi. Yani sonuçta benim iş yerimde saat dönmüyor, iş yerim kapalı. Fakat atıyorum, geçen sene Nisan ayında ödediğim elektrik parasının bu sene yarısı kadarı geldi. Fakat ben çalışmıyorum, kazanmıyorum. Birçok meslektaşım da aynı şekilde mağdur oldu. Vergiler? Vergiler, her şey, hiçbir şey aksamadan devam etti. Giderlerimiz aynı şekilde devam etti ama gelir sıfır. Bütün meslektaşlarımın şikayeti bu oldu. Ama bu süreç içerisinde tabii kapalı olması gerekip de açık olan, şu anda isim vermem gerekmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Birçok iş yerleri açıktı. Nedense oralarda kimseye korona bulaşmıyor. Ama sadece berberlerde ve kuaförlerde bulaşıyor hesapta. Oysa ki hijyenikliğe en çok dikkat eden, en hassas olan meslek kuruluşlarından biriyiz sonuçta. Pandemi döneminin haricinde de sürekli hijyenikliğe dikkat edilmesi gereken bir meslek zaten. Bunu da geçtim. Bunun dışında tabii ki korona döneminden etkilenen meslektaşlarımıza yaklaşık işte açıklanan 25 milyon bir destek kredisi adı altında. Kredi ama. Destek, işte yardım, biz onu herkes yardım olarak algılandı. Yani koronada yardım yapılıyor, esnafa destek. Ama insanlar bunu aldığı zaman, ben dahil, tamam almayı düşünmesem de çok cüzi bir miktar, çok az bir faizle geriye ödenecek şekilde insanlar talep etti, bunu aldılar. Fakat herhangi bir kredi çektiğiniz zaman, atıyorum X bir kredi çektiğiniz zaman 1000 lira dahi çekseniz size parayı vermeden önce ödeme planı imzalatıyorlar. Bakıyorsunuz plana, hangi ayda ne kadar geriye ödeyeceğiniz orada miktarı bellidir. Oysa ki bize verilen kredilerde geriye ödeme planında miktar belli değil. Sadece ay başında gidiyorsunuz, atıyorum ana parayı bölmüşler ama orada faiz miktarı yazmıyor. Çok ilginç. Biz bunu devletin bize verdiği yardım olarak algılayarak gidip onu aldık. Peki bunu almaya gittiğimiz zaman Esnaf Sanatkarlar Derneği, Esnaf Sanatkarlar Kooperatifleri bankayla paslaşarak onlar devreye girdiler. Hani sanki ben Esnaf Sanatkarlar Derneği'nden kredi talebinde bulunmuşum ve onlardan faizli kredi istiyormuşum gibi alacağımız paradan hemen bankayla bunlar paslaşıp onlar belirli bir miktarını kesiyor. Size verecekleri 25 bin liranın içinden bayağı bir meblağı onlar kesmiş oluyorlar. Elinize geçen paranın haricinde geriye ödemeyi yaparken de atıyorum 600 küsür bana bölmüşler. Ben bir yıllık istiyorum dedim. Hadi bir yılda ödeme, geri öde. Ödeme planında ana paraymış efendim. Gittiğiniz zaman 840 lira ödeyeceksin. Peki bu ne? O zaman vatandaş 36 ay alıyor, 12 ay alıyor, 24 ay. Peki bu nedir? O günkü kura göre faizini hesaplayarak geri alıyorsun. Peki bu paranın tamamını ödeyeceğiniz zaman hesap edebiliyor musunuz? En fazla 1500 lira faiz ödeyeceksiniz algısını bir tarafa bırakın. Yaklaşık 30 bin lira para ödemek durumunda kalıyorsunuz. Peki bu nasıl periz, nasıl bir turşu? Yani ben bunu hiç anlamış değilim. Ha iyi, o zaman ben bu parayı ikinci taksidimi ödedikten sonra üçüncü taksidime sıra geldiğinde ben dedim bu parayı iade edeceğim. Çünkü ben bu parayı devamlı 840-850 her seferinde böyle ödeyeceğim zaman bunun toplamında ben size kaç para ödemiş olacağım sonuçta?
yaklaşık 29 küsur 30 liraya yakın bir para ödemiş olacak. Hani 1500'dü. Hani 1500'dü. O zaman peki bu durumu olan olmayan meslektaşlarım var. O zaman ben bu parayı ekstra o kadar faiz ödeyeceğime bu parayı götürdüm gerisin geri iade etmek istiyorum dedim, hesabımı kapatın. Üstüne üstlük de peki benden kesilen paranın bana iade edilmesini beklerken böyle bir olay da yok. 300 küsür lira hesabınızda işte size iade edilebilecek bir para. E peki ben 25 milyon parayı aldım, 1500 lirası kesildi, artı 600 küsür lira taksit ödeyeceğim derken ödeme planında efendim faizler o günkü duruma göre hesaplanacakmış. Peki o zaman o günkü duruma göre her gün bu faiz artışı olursa ben 30-40 lira para mı ödeyeceğim sonuçta? Peki bu bana nasıl bir destek oldu? Nasıl bir yardım oldu? Ben bunu hiç anlamış değilim. Adı yani, mı destek sadece? Adı destek. Böyle bir destek ben görmedim, duymadım da. O zaman ben bilsem ki her ay o günkü kura göre faiz hesaplanarak geriye alınacak bu para diye bunu hiç almazdım. Ha, o 3 ay sonra götürdüm, aldım parayı gerisin geri iade ettim. Çünkü her zaman 840-850, yarın belki 900 olacak, belki 1000 lira olacak. Toki'de ne alır gibi. Ondan sonra bu böyle oldu. Aynı şeyi belki zamanım varsa bunu da özetleyeyim. 99 depremini yaşayan esnaflardan bir tanesiyim. Sakarya'nın en büyük salonlarından biri benim salonumdu Çark Caddesi'nde. Benim salonum yıkıldığı zaman esnaf odaları meslek kuruluşlarına göre işte terziler, kuaförler, berberler ya da marangozlar her esnaf odası mağdur olan, iş yeri hasar gören veya yıkılan esnafların İsimleri bankanın camına büyük bir liste olarak asılmış. Efendim depremde toplanan yardımların banka aracılığıyla esnaflara dağıtılacak. Yani herkes yurt dışından gelenler, elden para getirenler işte rastgele dağıtmasın diye bir kriz masaları oluşturuldu. Kriz masalarında toplanan paralar sonra esnaflara, mağdur olanlara dağıtılacak dendi ve bu şekilde bizde toplanan yardım bize verecek. Bankaya gideriz 1000 lira 1500 lira. Ya benim orada milyarlık iş yerlerim gitmiş, benim alacağım 1500 lira sonra biz bu parayı almadık diye itiraz etmeyelim, ben bana yardım edilmedi demeyelim diye o amaçla form doldurduğunu zannettik. Tabii ki deprem zamanı Adapazarı'ndaki Halk Bankası'nın devasa üst üste olan insanların deprem öncesi kredi müracaatında bulundukları formları bize imzalattılar. Oysa ki ben kredi talebinde bulunsam, benim milyonluk dükkanım yıkılmış, ben en azından bir iş yeri açabileceğim kadar bir kredi talebinde bulunmam gerekir. Ben oradan alacağım 1000 lira benim bir haftalık harçlığım olacaktı. Peki o bana nasıl yardım olacak? Biz bunu insanların topladıkları yardımı mağdur olan esnaflara bu şekilde dağıtıldığını zannederek biz bunu aldık. Ödeme planı yok. Ödeme planı olmadığı zaman ne düşünürsünüz? Ödeme planı olmadığı zaman siz bu paranın geriye alınmayacağını düşünürsünüz. Herkes bunu düşünerek aldı. Depremden 10 sene 15 sene sonra ben geri Adapazarı'nda yoktum. Yurt dışındaydım. İşte Adapazarı'nın hudutlarını terk ettik çünkü her şeyimiz gitti. Döndükten sonra bir bakarım ki beni arıyor herkes. Ne var? Halk Bankası'nda icra takibi, depremde biner lira 1500 lira verdikleri insanları faizinin faizi 29 milyar olarak sen benden geri talep ediyorsun ve bunu benden bu şekilde tahsil ediyorsun. Peki o zaman ben 1000 lira yatırayım bugün bankaya, 10 sene sonra geleyim onun 30 katını da bankadan alayım o zaman böyle oluyorsa. Peki bu nasıl yardımdı? Ondan sonra ama sorsan deprem yardımı yapıldı. Peki madem bu geriye alınacaktı, vatandaşa, bütün esnaflara, Sakarya'da mağdur olan herkese, eminim ki Gölcük'te başka yerlerde de aynı şey olmuştur. Peki neden ödeme planı verilmedi? Bu ödeme planına biz bakardık, bu para bizden gerisin geri tahsil edilecekse biz bunu almayalım derdik. Madem bu para alınacaktı, neden ödeme planı verilmedi? Ben de itiraz ettiğimde avukatım aracılığıyla dedim ki ben dosyama ödeme planının konulmasını talep ediyorum. Benim üzerinde imzam olan, efendim imza ona ait, tamam formların üstünde imza, herkes form doldurdu. Yani bize bu para verilecek ama aldığımızı ispatlamak için bu formları doldurduğumuzu zannediyoruz. Oysa ki bizim kredi talebinde bulunmuşuz gibi bize bu paralar verilmiş. Şu anda da aynı şey yapıldı. Ben esnaf kefaletten kalkıp da esnaf odalarından gidip kredi talep etmedim. Devletin bize verdiği yardım olarak
algıladığımız bu olayı gidip Halk Bankası'ndan talep ettiğimizde hemen esnaf odaları devreye giriyor. Biz sanki onlardan kredi talep etmişiz gibi böyle bir durum var. Bütün meslektaşların sorunu da bu olsa gerek. 1000 lira aldınız mı? Efendim? 1000 TL. Hangi 1000 TL'yi? Deprem zamanı mı? Hayır. Şimdi. Korona döneminde. Hayır hayır 1000 TL değil. 25 bin TL olarak verilecek diye bize. Ödemesiz geri ödemesiz 1000 TL var diye. Ha yok onu almadım. Ondan faydalı. Yok onu 10 almadım. Lira yolladınız mı IBAN'a? Hayır hayır. Neden 10 lira yollayayım ki? Onu yollasaydınız 1000 lirayı alırdınız. Aman için IBAN'a yollayayım ki yani. Yani bu çok komik bir olay. Peki efendim korona döneminden o yasaklardan çıktıktan sonra fiyatlarınızdaki artış ne oldu? Fiyatlarımız derken bizim çalışma fiyatlarımızda mı? Çünkü malzeme fiyatlarımızda artış oldu ama bizim çalışma fiyatlarımızda düşüş oldu. Çünkü ben koronadan önce atıyorum işte 10 kuruşa işlem yapıyorsam koronadan sonra 7-8 kuruşa düşürmek zorundayım. Çünkü insanların talebi de azaldı, ödeme gücü de zayıf. Yani bunun için her şekliyle kuaförler ve berberler bundan etkilenmiş durumda. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi eklemek istediğim çok şeyler var ama bu saatler alacak. Tabii ki ben biraz da böyle dokundurmak da istemiyorum. Anlayanlar anlamıştır yani o yüzden. Bütün berberlerin ve kuaförlerin ne kadar mağdur olduğunu herkes biliyor, görüyor. Yani hiçbir şey toz pembe görünmüyor. Maalesef yarınımızı göremiyoruz. Ne olacağımızı bilemiyoruz. Ama giderlerimizde en ufak bir aksama ve eksilme yok. Aynı şekilde kiramızda çalışıyor, elektriğimizde, ödemelerimizde, sigortalarımızda, çalışanların sigortası da, maaşları da aynı şekilde devam ediyor. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.